Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Ahzab suresi 53-58. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tedhulu buyuten nebiyyi, peygamberin evine girmeyin, illa en yu'zene lekum ila ta'amin, ancak size yemeğe davet gibi bir durum olduğunda bu şekilde girin. Gayre nazirine inahu, yani böyle bunun vaktini gözetlemeksizin, bu tarz bir fırsat kollamaksızın rastgele peygamberin evine girmeyin. Velakin izâ du'aytum fedhulu, lakin davet edildiğinizde peygamberin evine gidin. Kur'an-ı Kerim peygamberimizle alakalı nice ayrıntıları da ayetlerinde anlatıyor. Ve burada aynı zamanda ümmeti Muhammed'e başkalarının evine girerken, büyüklerin evine girerken özellikle nelere dikkat edilmesi gerekir, ne şekilde hareket edilmesi gerekir, bunun ölçülerini ortaya koyuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en güzel konuşan bir insan ve sahabeler onu canlarından daha fazla seviyor. Elbette peygamberle çok daha fazla beraber olmak isterler. Ama 14 asır öncesini özellikle düşündüğümüzde henüz daha böyle tümüyle olgunlaşmamış bir toplum başlangıç itibariyle. Henüz daha vahyin terbiyesi onlarda yeni yeni kendini gösteriyor. Haramı helali yeni yeni öğreniyorlar. Böyle olunca Allah-u Teala peygamberin evine girip çıkmak, bunun da adabını ders olarak veriyor. Tabii hatıra şu gelebilir, yani günümüzde bizim açımızdan buradaki hükümler nasıl bir mana ifade ediyor? Buradaki hükümler bizim açımızdan da büyüklerimizin yanına girerken nelere dikkat etmek gerekir? Bu noktada bize nelere dikkat etmemiz gerektiğini göstermiş oluyor. Yani izinli izinsiz, rastgele böyle dilediğimize göre büyük zatların yanına girip çıkmak uygun değil. Kur'an-ı Kerim peygamberimizin şahsında bunu ders olarak bize veriyor. Demek ki peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman çevresindeki insanları yemeğe de davet ediyordu. Ve o şekilde hem evde bir sohbette oluyordu. Kur'an-ı Kerim bu ayetiyle bir kısım insanların işte vakitli vakitsiz girmesinin de önünü almış oluyor. Peygamber davet ettiğinde girin ama böyle bir davet yoksa da izinsiz girmeyin. Bu manayı bildiriyor. فَاِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, yemeği yediğinizde de dağılın. Yani peygamber ayrıca kendisi sohbet etmemişse, işte sohbet edelim dememişse, yemek için davet ettiğinde, yemek bittiğinde dağılın. وَلَا مُسْتَقْنِس۪ينَ لِحَد۪يثِ, ve yani konuşsa da dinlesek tarzında öyle bir beklenti içinde olmayın. Yani orada peygamberi zor durumda bırakmayın. Bunlar tabii günlük hayatta hepimiz için önemli ölçüler. Mesela birisini ziyarete gittiğimizde, çalışan bir kimseyi ziyaret ettiğimizde bürosunda bazen şöyle bir ifadeyle de karşılaşıyoruz. Ziyaretin makbulü kısa olandır. Çünkü pek çok kişi her gün belki ziyaretine gelecek. Herkese epey vakit ayırdığında orada yapması gereken işi yapamayacak. Bu açıdan bu manada gerçekten vakti planlı, dolu olanları vakitli vakitsiz meşgul etmek uygun bir şey değil. Kur'an-ı Kerim peygamberimizin şahsında bu olayı bizlere anlatıyor. Peygamber davet ettiğinde yanına varın, beraber yiyin. Ama ayrıca sohbet de etse tarzında beklemeyin. Kendisi sohbet ederse, anlatırsa o müstesna. İnne zalikum kana yu'zin nebi, böyle yapmanız peygambere eza verir. Yani yemeği yediniz ama kalkmıyorsunuz. Bu şekilde beklemek peygamberi rahatsız eder. Feyestahyi minküm, ve o sizden haya eder. Yani size doğrudan bir şey demez. En hayalı bir insan, el haya minel iman buyuran, haya imandandır buyuran peygamber elbette hadi artık yemek bitti gidin demez.
Bu noktada peygamberi rahatsız eder. Böyle demek de onu rahatsız eder ve bunu demez, size söylemez. Vallahu la yestahyi minel hak, Allah ise hakkı beyan etmekten haya etmez. Yani peygamber size böyle demez ama Allah işin adabı nedir? Bunu size öğretir. Öyleyse siz ayette anlatıldığı şekilde hareket edin. Davet edildiğinizde icabet edin ve yemek bittiğinde de dağılın denilmesine lüzum kalmadan dağılın. Ve izâ seeltumûhunne metâ'an fes'elûhunne min verâ-i hicâb. Peygamberin hanımlarına da bir şey sorduğunuzda veya onlardan bir şey istediğinizde min verâ-i hicâb, perde arkasından isteyin. Zâlikum edharu li gulûbikum ve gulûbihinne. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Değerli izleyenlerim, burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarıyla alakalı bir haremlik, selamlık uygulaması ayet-i kerimede nazara veriliyor. Evvelinde bu ayet gelmezden önce bu konuda aynı mecliste beraber olabiliyorlar. Doğrudan Peygamberin hanımlarına perde arkasından değil de doğrudan insanlar muhatap olup soracaklarını sorabiliyor, isteyeceklerini isteyebiliyorlar. Ama bu noktada demek ki insanlar kendine, iç dünyasına tam hakim olamama gibi durumlar olabilir. Kendi iç dünyalarında bir takım bazı şeyler, durumlar meydana gelir. Peygamber hanımına karşı da böyle bir hissin meydana gelmesi çok tehlikeli bir durumdur. Bu açıdan Peygamber Efendimizin hanımlarına has bir hüküm olmak üzere onlarla konuşurken min verâ-i hicâb, perde arkasından konuşulması ayette ifade ediliyor. Burada tabi bunun Peygamberimizin hanımlarına has olmasını ifade ederken şu manada kastediyoruz. Normalde kadın bir erkekle muhatap olabilir ama baş başa muhatap olması uygun değildir. Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir erkek ve kadın, yabancı bir erkek kadın baş başa kaldıklarında aralarındaki üçüncü şahıs şeytandır. Bu açıdan elbette buna dikkat edilmesi, yanlarında bir üçüncü şahsın olmasına dikkat edilmesi gerekir. İşte ayet-i kerime peygamber hanımlarıyla alakalı, ey müminler, siz onlardan bir şey isterken perde arkasından isteyin veya onlara bir şey sorarken perde arkasından sorun. Bu noktada daha böyle eftal olan bir durumu nazara veriyor. Bu surenin başında ve ezvercuhu ummehatuhum, peygamberin hanımları ümmetin anneleridir buyurmuştu Cenab-ı Hak. Demek ki ümmetin anneleri olmaları, hani bir insan annesiyle perde arkasından değil doğrudan aynı mecliste beraber olur. Beraber olması da gayet normaldir. Demek ki peygamberin hanımlarının ümmetin anneleri olmaları bu noktada değil. Anne gibi hürmete layık ve öte yandan anneyle evlenilmez, onlarla da evlenilmez. Peygamberin hanımlarıyla peygamberin vefatından sonra herhangi bir Müslümanın evlenmesi caiz değildir. Ayetin devamında zaten bu ifade ediliyor. وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ, sizin için Resulullah'ı, Allah'ın elçisini ezalandırmanız elbette ki uygun bir şey değildir. وَلَا اَنْ تَنْكِحُ اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدَى, ve ondan sonra, yani peygamberin vefatından sonra ebediyen asla peygamberin hanımlarıyla evlenmeniz de sizin için caiz değildir. Bu peygamberin hanımlarına has bir durum. Yoksa normalde bir kadın kocasının vefatından sonra işte bekleme süresi geçtikten sonra artık serbesttir, bir başkasıyla evlenebilir. Hasais-in Nebi tabir edilen peygamberimize has bazı özel durumlar vardır. Bu da peygamberimize ve peygamberimizin hanımlarına yönelik özel hükümlerden birisidir. İnne zalikum kana indallahi azime, yani sizin Allah Resulüne eza vermeniz
veya onun hanımlarından biriyle evlenmeniz Allah katında çok büyük bir vebaldir. Bunu yapmamanız gerekir. Bundan kaçınmanız gerekir. İn tübdü şey'en ev tuhfuhu, bir şeyi izhar etseniz, açıktan söyleseniz veya gizleseniz, fe innallâhe kâne bi külli şeyin alime, şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Yani peygamberin hanımlarına yönelik de içinizden bazı şeyler geçmişse Allah bunu bilmektedir. La cunaha aleyhinne fi ebaihinne, ancak peygamberin hanımları için işte şu erkeklerle aynı mecliste olmaları, doğrudan onlarla beraber olmaları, bunda bir vebal yoktur. İşte fi ebaihinne, babalarıyla beraber olmaları, ve la ebnaihinne, oğullarıyla beraber olmaları, ve la ihvanihinne, erkek kardeşleriyle beraber olmaları, ve la ebnai ihvanihinne, erkek kardeşlerinin oğullarıyla yani yeğenleriyle beraber olmaları, ve la ebnai ahavatihinne, kız kardeşlerinin erkek çocuklarıyla yani yine yeğenleriyle beraber olmaları, ve la nisaihinne, ve beraber oldukları kadınlar, yani günlük hayatta gelip gittikleri, beraber oldukları kadınlar, ve la ma meleket eymanuhunne, ve cariyeleriyle beraber olmaları, bunda bir vebal yoktur. Yani peygamberin hanımları bunlarla aynı mecliste bulunurlar. Bunlar yakınlarıdır ve akrabalarıdır. Bunda bir vebal söz konusu değildir. Ve takin Allah, Allah'tan korkun. Yani peygamber hanımlarına yönelik Allahu Teala öyle buyuruyor. Allah'tan korkun. İnna Allah kana ala kulli şeyin şehide. Allah her şeye şahittir. Yani Allah mülkünde neler cereyan eder Allah bilir. Allah her şeye şahittir. İnna Allah ve melaiketehu yusallun ale'n-nebi. Şüphesiz ki Allah ve melekler peygambere salat ederler. Burada salatu selam, Allah'tan dua, Allah'tan rahmetine mazhar kılma anlamında. Allah peygamberi rahmetine mazhar kılar. Meleklere bakan yönüyle melekler peygamber için dua ederler ve salatu selamda bulunurlar. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, sallu aleyhi ve sellimu teslime, siz de peygambere salatu selamda bulunun. Değerli izleyenlerim, bizler Muhammed denildiğinde aleyhissalatu vesselam diyoruz veya sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Buna salatu selam denilir. Bir defasında peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor: burnu yere sürtülsün, burnu yere sürtülsün, burnu yere sürtülsün. Diyorlar ki ya Resulallah, kimin burnu yere sürtülsün? Peygamberimiz şöyle buyuruyor: ben yanında anıldığımda bana salatu selam getirmeyenin burnu yere sürtülsün. İşte bu açıdan bizler peygamberimizden bahsettiğimizde aleyhissalatu vesselam deriz. Ve namazda mesela ettahiyyatü'yü okuduktan sonra son rekatta Allahümme salli Allahümme berik, burada peygamberimize salatu selam getiririz. Öte yandan bir zikir olarak salatu selamla alakalı pek çok böyle evrad-ı eskarımız vardır. Oralarda yine peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı en güzel bir şekilde yad ederiz. Tabi hatıra şu gelebilir: peygamberin bizim salatu selamımıza ihtiyacım var. Peygamber aleyhissalatü vesselam zaten kendisi en yüksek makamda. Bizim salatu selam getirmemiz adeta ona bir dilekçe oluyor. Ve o bizi tanımış oluyor. Ve onun ruhu bundan haberdar ediliyor. Ve böylece aramızda bir bağ meydana geliyor. Yani her ne kadar aramızda 14 asırlık bir mesafe varsa da salatu selamla o aramızda oluyor. Onun ruhaniyatı bizimle beraber oluyor. Ve o ruhani rabıta vasıtasıyla bizim iç dünyamızda peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bulunuyor
ve böylece hayatımızı nurlandırıyor. Öte yandan Peygamberimize bakan yönüyle Peygamberimizin de elinde bir hüccet. Ya Rabbi, bunlar benim ümmetim, bunlar bana salatü selam getirdi, sen bunları affet diye diğer alemde Peygamberimizin elinde bir hüccet olacak ve o salatü selamlar bizim için çok büyük bir sevap vesilesi olacak ve kurtulmamıza da vesile olabilecek. İşte bu açıdan bizler salatü selam ile hem Peygamberimize biat ettiğimizi, onun yolundan gittiğimizi ifade ediyoruz. Onun getirdiklerini kabul ettiğimizi ifade etmiş oluyoruz. Ve böylece onun hem Allah'ın huzurunda bizim elçimiz, hem de Allah'tan bize bir elçi olduğunu salatu selam ile ifade etmiş oluyoruz. Günümüzde bazıları bu noktada Peygamberimizden bahsederken salatu selam noktasında adeta cimrilik yapıyor ve salatu selamı esirgiyor. Bu elbette uygun bir şey değil. Hazreti Muhammed denildiğinde aleyhissalatü vesselam demek, bu da dinin bizden istediği, Kur'an'da doğrudan hüküm olarak yer alan ifadelerden bir tanesidir. İnnellezîne yu'zûnallâh ve rasûleh, Allah ve Resulüne üzenler, Allah ve Resulüne eza edenler, lânehumullâh fid dünyâ vel âhireh, Allah dünyada da ahirette de onları lanetlemiştir. Ve e'adde lehum azâben muhîne, Allah onları zillete maruz bırakıcı bir azab ile bir azabı onlara hazırlamıştır. Yani onlar için kendilerini zillete maruz bırakacak elim bir azap vardır. Yani demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselama karşı bizlerin bir hürmet içinde olması gerekiyor. Onun getirdiği esasları kabul ettiğimizi ve ona biat ettiğimizi bildirmemiz gerekiyor. Ama buna muhalefet edenler taraf ilahiden lanetlenir ve bunlar ilahi azaba maruz kalırlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, hem erkek hem de kadın müminleri üzenler, onlara eza edenler, بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا, onların yapmadıkları şeyle, yani iftira yoluyla erkek ve kadın müminleri üzmüş olanlar, فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا, onlar bir iftira yüklenmiş olurlar, ve اِثْمًا مُب۪ينَ, apaçık bir günahı yüklenmiş olurlar. Burada dikkat edilirse Allahu Teala önce Allah ve Resulüne eza edenler bunu nazara verdi ve böyle yapanların lanetlendiğini, Allah'ın azabına maruz kalacaklarını bildirdi. Bunun devamında ise müminlere eza edenler, onların yapmadıkları şeyi yapmış gibi iftira edenler, bunların da durumunun çetin olacağı ve bunların hem bir iftira yüklendikleri hem de apaçık bir günah yüklendikleri ayet-i kerimede ifade edildi. Demek ki bu şekilde Allahu Teala hem peygamberin hukukunu bize anlatıyor hem de müminlerin hukukunu bize anlatıyor. Diğer aleme gittiğimizde Allah ile ilgili görevlerimizi yaptık mı sorulacağız. Peygamberle ilgili yükümlülükleri yerine getirdik mi sorulacağız. Diğer müminler, diğer insanlara karşı yükümlülüklerimizi yerine getirdik mi? Bunlardan da sorulacağız. Allahu Teala bizi hesabı kolay olan bahtiyarlardan eylesin ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiği yoldan giden bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.